İcraatın İçinden programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle İcraatın İçinden programıyla birlikteyiz. Yine bugün değerli bir konuğumuzu arayacağız. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya şu anda stüdyomuzda ve program konuğum olacak. Bugün tüm yapılan çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan büyük projelerden, çalışmalardan bahsedecek kendileri. Efendim Öncek hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Belgin Hanım, hoş bulduk. Evet tabii ilk defa bir program yapacağız sizinle. Daha önce sizinle bir program gerçekleştirmedik. 4 yıldan beri Manisa'dasınız ama biz sizi öncelikle izleyicilerimize tanıtmak isteriz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet. Belgin Hanım 4 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmaktayım. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başlamıştım. Yaklaşık 1,5-2 yıldır da genel sekreterlik görevini yürütmekteyim. Bundan önce değişik bakanlıklarda çalıştım. Manisa'ya gelmeden önce İzmir 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürüydüm. Ondan önce yine İzmir'de İlçe İdaresi'nde ve daha öncesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda, eski adıyla Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştım. Mesleğim şehir planlama. Asıl mesleğim şehir plancılığı, şehir plancısıyım. Büyükşehir Belediyesi ile de Manisa'nın Büyükşehir olmasından sonra Cengiz Bey'in ekibine katılarak Cengiz Başkan'la beraber Manisa'ya hizmet etme şerefine eriştik diyelim. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ekibinize. Efendim tabii bir projelerden yaptığınız, bugüne kadar hayata geçirdiğiniz projelerden, çalışmalardan bahsederken öncelikle Maske İkiz Kuleleri, maske yatırımları hakkında evet, biraz bilgi edinmek istiyorum sizden. Çünkü ciddi anlamda 2 yıldan beri evet, çok önemli bir çalışmadır bu. Biraz bahsedebilir misiniz? Ben diyorum şöyle, zaman zaman programımızda zaten hem maskenin hem de belediyemizin daire başkanları katılım sağlayarak kendi yapmış oldukları çalışmaları zaten sizlere aktardılar ve Manisalı vatandaşlarımız da bu konularda defaten bilgiler verirdi. İsterseniz ben girişi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir oluş sürecinden başlayarak hem maskenin de kuruluş sürecini de anlatmak üzere bir giriş yapmayı istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Tabii ki, buyurun efendim. Bildiğiniz üzere 31 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerle birlikte 1 Nisan itibariyle Manisa Büyükşehir statüsüne kavuştu. 6360 sayılı kanunla birlikte Manisa il sınırları Büyükşehir sınırı olarak kabul edildi. Ve Manisa merkezde iki yeni ilçe kuruldu. Yunus Emre ve Şehzadeler ilçesi. Manisa Belediyesi'nin o dönemdeki personellerinin bir kısmı Şehzadeler ve Yunus Emre belediyelerini görevlendirildi. Ve idari anlamda baktığınızda Manisa'da o dönemde bulunan 800 adet köy tüzel kişiliği kapatılarak mahalleye dönüştürüldü. Ve Büyükşehir Kanunu'nun yine Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş olduğu su ve kanalizasyon işlerini yapma yetkisinden kaynaklı da Maske Genel Müdürlüğü'nün kurulmasının gerekliliği ortaya çıktı. Maske Genel Müdürlüğü de yoğun bir çalışmayla birlikte Temmuz 2014 tarihinde, yani kanunun çıkmasından 3-4 ay sonra kurulum çalışmasını tamamladı. Tabii bunu burada basit bir şekilde anlatabilmek çok kolay. Fakat bir gecede bütün bu sistemin değişmesiyle birlikte basit bir örnek vereyim. Manisa Belediyesi iken 900 olan personel sayısı ilçe belediyelerine dağıtıldığında 500 civarına düştü Manisa'da. Şu anki personel sayımız 6700. Şimdi bu kadar personelin göreve başlaması, organizasyon şemalarının yapılması, görev tanımlarının belirlenmesi ve bu personellerin yetiştirebilmesi inanın çok zaman aldı. Bir zaman. Kesinlikle. Tabii sadece maske değil, yine kanunların bize vermiş olduğu farklı yetkililerden kaynaklı yapmamız gereken başka çalışmalarımız da söz konusu oldu. Örneğin Manisa Belediyesi zamanında bir şirketimiz vardı, belediyemizin Besot isimli. Bu şirketimiz hem personel çalıştırma ihalelerimizi alıyor, ihalelerimize katıyor, personellerimiz Besot şirketimiz üzerinden çalışıyordu. Hem de belediyemizin bazı gayrimenkullerinin işletilmesiyle ilgili, kiralanmasıyla ilgili çalışmaları yürütüyordu. Büyükşehir Kanunu'yla beraber belediyemize ulaşımla ilgili yetkiler devredildi. Kent bütünündeki bütün toplu ulaşımın büyükşehir eliyle yürütülmesi gerektiğine dair kanun yetkisi tamamen belediyemize geçtiğinde yeni bir ihtiyaç ortaya çıktı. Kesinlikle. Bu ihtiyaç da Manulaş şirketimizin ortaya çıkmasına sebebiyet verdi.
Yine aynı şekilde kanunların tarafımıza verdiği yetkilerle birlikte hafriyat aramlarının yönetimi, reklam materyallerinin yönetimi gibi konular gündeme geldi. Bu ihtiyaçtan da Splash işimci üçüncü bir şirketimiz ortaya çıktı. Tabii şirketlerin yönetimleri, mevzuat yapılarının oluşturulması, onların kadrolarının tekrar oluşturulması zorunlu ve zorlu bir süreçti. Yine bununla birlikte ilçe belediyelerimizle bir araya geldiğimizde gündeme gelen Manisa'nın sanayi ve tarım kenti olmasıyla birlikte turizm konusunda bir tık geride kalmasının nasıl ön plana çıkılabileceği konusunda meydana gelen tartışmalar ve fikir mütalaaları çerçevesinde de Kula ve Salihli Belediye'mizle birlikte Jeopark Belediyeler Birliği'ni kurmak üzere bir karar aldık ve Mart 2016 tarihinde de Jeopark Belediyeler Birliği'ni kurmuş olduk. Evet, özellikle bu Kula konusu Jeopark çok ses getiren bir konudur. Evet. Yani bizler de takip ediyoruz. Evet. Tabii Belgin Hanım, Manisa çok dağınık bir yapıya sahip. Manisa kent merkezi, yani eski Manisa il merkezi, şu anki Yunus Emre ve Şehzadeler, kentin batısında İzmir'e yakın bir konumda yer alırken, İlçelerimiz kentin doğu, kuzey ve güneyinde yer almakta ve dağınık bir yapıda. 170 kilometre uzaklıkta ilçe merkezlerimiz var. Evet. Bu ilçe merkezlerimizin Manisa merkezden yönetilebilmesi, gerek su ve kanalizasyon maske açısından, kesinlikle, gerekse belediye hizmetlerini sağlıklı şekilde götürebilmesi açısından çok önemliydi. İlçe koordinasyon merkezleri, binaları oluşumu. Bu noktada ilçe koordinasyon merkezleri ve binalarımızı, bu da yine ihtiyaç olan aldık. Bir şeydi. Kesinlikle. Çok önemliydi. İlçelerde oluşacak sorunlara anında müdahale edebilmek adına ilçe koordinasyon merkezlerimiz kuruldu. Buraya görevli arkadaşlarımız, daire başkanlıklarımız bünyesinde görevli arkadaşlarımız iletildi. Yeni mevzuat kapsamında da muhtarlıklar dairemize bağlı muhtarlık işleri şube müdürlüklerimiz ilçede görev almakta ve muhtarlarımız da birebir bu ilçe müdürü arkadaşlarımız belediyemiz adına ciddi katkıları var aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Süreçte zaten sinir ucu gibi düşünüyorum. Belediyenin vatandaşa ulaşabileceği ve vatandaşın sorunlarının belediyeye yansıtabileceği en önemli nokta muhtarlık merciği. O yüzden muhtarlarımız bizim için çok önemli. Tabii sorunların tespiti, sorunların çözüme ulaştırılabilmesi adına da bir iç kontrol mekanizması kurmamız gerekiyordu. Bununla ilgili de Çözmer isimli bir merkez oluşturduk. Çözüm Merkezi isimli bir merkez oluşturduk. Çözüm Merkezi'ne belediyemizin bütün telefonları üzerinden ulaşıldığında belediyemize çözüm merkezindeki arkadaşlarımız... Çözüm Merkezi gibi aynı şekilde. Kesinlikle. Talepler geliyordur ve çözüm ulaşıyor. Arkadaşlarımız bu sistemi devre alıyorlar. Telefonlara cevap veriyorlar. Yine tamamen yazılımı kendimiz tarafından, belediyemiz tarafından geliştirilmiş bir program üzerinden ilgili daire başkanlıklarına ve müdürlüklerine gelen sorunun atamasını yapıyorlar. Çalışanlarımızın bilgisayarlarına bu atama düşüyor. Sorun tespitleri anında yapılarak kişiye cevabı veriliyor. Başvuru da eğer cevap verilmezse ilgili vatandaşımıza belirli süreler dahilinde daire başkanına, genel sekreter yardımcısına, sonuç olarak da en son eğer çözüm üretilemiyorsa bana ve Cengiz Bey'e kadar konu iletiliyor ve Cengiz Başkanımızla istişare noktasında çözüm üretmeye çalışıyoruz konularımızın tamamına. Bugüne kadar en büyük sıkıntısı bu zaten başkanım. Yani ulaşabilir olmak, şeffaf olmak. Evet. Ulaşmak istediğim kişiye ulaştırmak zorundayım ve istiyorum. Bu noktada çok ciddi bir başarı kazanmışsınız ve bunu duyuyoruz zaten. Belediyeciliğin en önemli noktası şeffaflık ve ulaşılabilir olmak. Benim gördüğüm kadarıyla ben bugüne kadar hep bakanlıklarda çalıştım. 4 yıldır belediyecilik yapıyorum. Zaman kaybetmek istemiyor vatandaş. Kesinlikle. Hemen hızlı olsun, çözülsün sorunu. Kesinlikle. Anında çözüm istiyor ve belediyenin de çözüme vakıf teknik elemanlarıyla alanda olarak bunu çözmesi gerekiyor. Belgin Hanım, çözüm merkezini kurmamızın üzerinden geçen yaklaşık 2,5-3 yıllık süre içerisinde çözüm merkezimize toplam 395 bin adet başvuru geldi. Evet. Bu 395 bin adet başvurunun tamamına yakınına olumlu veya olumsuz dönüş yapıldı ama vatandaşımız en azından sorununun ne olduğunu, neden çözülemediğini biliyor veya nasıl çözüldüğünü artık en güzel biliyor ve takibi de tamamen tarafımızdan yapılıyor. Tabii bu yapılanma süreci 2014'ten günümüze kadar geldi. Bu yapılanma süreci gelirken bir de yaşayan bir hayat var tabii Manisa'da. Tabii ki. Sorunların tespit edilmesi, sorunların çözülmesi, yatırım programının yapılması gerekiyor. Her zaman isteyen bir durum. Kesinlikle. Bu konuda
Cengiz Bey belediye başkanı olur olmaz ilçelerin sorunlarını tespit edecek bir yaklaşımla kent merkezinde bir önceki dönemde Manisa merkezde yapmış olduğu tüm hizmetlerin kentin bütününe yayılması talimatını vererek sorun tespitlerinin üzerine gidilmesini ve çalışma yapılmasını istediler. Bunun üzerine yapılan çalışmayla birlikte ilk nokta olan köylerden, mahalleye dönüşen köylerde neler yapabileceğimizi MASKİ Genel Müdürlüğümüz incelemeye başladı. Sizin demin sormuş olduğunuz soru. Özellikle evet, köylerle kesinlikle ilgili altyapı sorunumuz. Köylerdeki vatandaşımızın yaşam kalitesinin, köyü kaldırıp adını mahalle yaptığınız anda yaşam kalitesi birdenbire yükselmiyor. Evet. Kanun köyü kaldırdı, adını mahalle yaptı ama mahalle aynı şekilde duruyor. Evet. Biz buradaki yaşam kalitesini nasıl yükseltebiliriz? Nasıl sosyal, kültürel açıdan fiziki şartlarıyla birlikte de nasıl kalkınmış bir köy oluşturabiliriz mantığıyla, kırsal alan oluşturabiliriz mantığıyla çalışmamızı başlattık. MASİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda ilk etapta 101 adet mahallenin kanalizasyon ve içme suyu probleminin yoğun yaşandığını tespit etti. Çok ciddi bir problemdi daha öncesinde. Tabii kesinlikle. Önce. Ve bununla ilgili çalışmalarını yaptı. Bu 101 mahallemizin içme suyu, kanalizasyon, içme suyu depoları tamamen yenilendi. Bu yenilemeyle birlikte mahallenin yollarının üst yapıları da komple yenilendi. Yine 101 mahalle ile ilgili çalışma bittikten sonra 154 mahallelik ikinci etap sorumlu mahallelerimizin tespiti yapıldı. Bunların da büyük bir kısmında çalışmalarımız tamamlandı. Konuşmamın başında bahsetmiş olduğum 800 adet köyden mahalleye dönüşen bu alanlarımızın yaklaşık 4'te 1'inin altyapısı tamamen yenilendi. Belgelerin bu 4 yıllık kısa süre içerisinde. 4 yılda tabii ki bu kadar hızlı çalışmaları tamamlamak da kolay değil tabii ki. Yani şimdi tabii ki öyle dediğimiz gibi mahalle oldu. Orada yaşayan vatandaşlarımız sorununun çabuk çözülmesini istiyor ve buna benzer birçok mahallelerimiz var. Kesinlikle. Ama tabii ki bunlar için biraz daha zaman gerekiyor. Biz her zaman programlarımıza söylüyoruz. Çözülecek. Evet, eksikler hala belki vardır. Kesinlikle. Bizler de dolaşıyoruz çünkü duyuyoruz vatandaşımızı ama zaman içerisinde bunların tamamen hepsi çözülecek. En azından böyle bir bilgiyi de buradan evet, vatandaşlarımıza vermiş olalım. Biraz sabır gerektiren bir kesinlikle durum. Kesinlikle. Belgin Hanım zaten inanın bir yatırımın yapılabilmesi o kadar meşakkatli bir konu ki önce sorunu tespit etmeniz gerekiyor. Bu alanda neye ihtiyaç var? O soruna dönük projeyi üretmeniz gerekiyor. Var, o projenin imar planına işlenmesi gerekiyor. Onun kamulaştırılması gerekiyor. Kamulaştırmadan sonra tekrar uygulama projenin çizilmesi gerekiyor. İhaleye çıkılması gerekiyor. Hepsi bir zaman. Ve inanın gözünüzü açıyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Yeni bir seçim dönemi gelmiş. O 4 yıllık, 5 yıllık süreç geçmiş. Kaldı ki yeni büyükşehir olmamızın vermiş olduğu dezavantajlarla birlikte hem bir taraftan organizasyon şemasını oturtmaya, personelinizi yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Hem bir taraftan bilmediğiniz, yabancısı olduğunuz bir ilçenin, bir köyün sorununu tespit edip o noktada çözüm üretmeye çalışıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok zor süreçler. Tabii sadece köy mantığıyla da düşünmemek lazım. Örneğin Demirci ilçemizin, Gördes ilçemizin, Böl Marmara ilçemizin, Alaşehir ilçemizin, Salihli ilçemizin birbirinden farklı sorunları var. Kimi ilçemizde altyapı sorunları tamamen çözülmüş olmasına karşın, kimi ilçemizin ilçe merkezlerinde yine altyapı, yağmur suyu, kanalizasyonla ilgili sorunları bulunmakta. Kimi ilçemizde sosyal anlamda yaşanabilmesi için, sosyal hayatın devamlı için gerekli olan mekanlar bulunmamakta. Bu konuda yine Cengiz Başkanımızın talimatı üzerine Manisa merkezde ne yaptıysak bütün ilçelerimizde de bu sosyal yaşam standartına ulaşmamız gerektiği yönünde talimatı üzerine arkadaşlarımız yoğun bir çalışma temposuna girdiler. Özellikle kentlerimizin ana arterlerinde, ana caddelerinde Prestij Caddesi adını verdiğimiz uygulamalarımız gündeme geldi. Bu prestij caddelerimizle vatandaşımızın rahatça yaya sirkülasyonunu oluşturabileceği, geniş yaya kaldırımlarının olduğu, 24 saat aydınlık olan aydınlatmaların bulunduğu, altyapısının tamamen çözüldüğü, yağmur suyunun çözüldüğü, kanalizasyonun ve içme suyunun çözüldüğü caddeler oluşturduk. Tabii bu caddelerde 24 saat vatandaşlarımızın güvenli şekilde dolaşabilmesi, o aydınlık ve ferah ortamda yaşayabilmeleri de bizim için gurur verici bir noktaya taşıdı olayı. Bu caddelerin oluşmasıyla birlikte cadde üzerindeki esnafımızın ticari faaliyetlerinde de bir rahatlama meydana geldi. Evet. Ve sosyal yaşam da bu anlamda bir nebze tetiklenmiş oldu. Yine bir önceki dönemde Manisa merkezde yapılan, şu an Yunus Emre ilçemiz sınırlarında bulunan
sizin hizmet binanızda yakın durumda olan Kent Park'ın örneklerini diğer ilçelerimizde nasıl oluşturabiliriz düşüncesi bizde hasıl oldu. İlk etapta büyük ilçelerimizden başlamak üzere öncelikle Şehzadeler Merkezi'nde Sümer Park'ı şu an devreye almak üzereyiz. Evet, bitirdik bütün çalışmalarını. Şehzadeler Belediyesi ile ortak bir çalışma yaptık. Şehzadeler Park'ın iki kısma ayırdı Sümer Park. Bir kısmına Şehzadeler Belediyesi Minyatürk ve Mesir Müzesi şeklinde bir alan oluşturdu turizmi çekebilmek adına. Bir alanda da biz daha çok yine yeşil alana, Kent Park'ı örneğinde olduğu gibi çocuk oyun gruplarına, sportif alanlara dönük olup insanların rahatça dolaşabileceği rekreatif bir alan oluşturduk. Bunlara da ihtiyaç var tabii. Yani kesinlikle. Problemler, sorunlar dediğiniz gibi altyapı problemleri çözülürken insanların da sosyal ortamda kendilerini iyi hissedebileceği ortamlarında olması gerekiyor. İnsanların kendilerini kente ait hissedebilmeleri, kentin sosyal yaşamına katılabilmeleri, kesinlikle, kentlilik bilincinin oluşabilmesi adına bu şart. Manisalıyım bilincini aşılayabilmek, Manisa'ya aidiyet duygusunu artırabilmek adına bu önemli. Burada tabii dışarıdan gelen misafirlerimiz, hem organize sanayide çalışan hem Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerimiz açısından da ne kadar çok bu şekilde sosyal ortam oluşturulabilirse bu alanlarda çalışan ve okuyan insanlarımızı da vatandaşlar olacak değil mi? Tabii aslında ki Manisa'da kalmalarını da sağlayacağız tabii ki bu şekilde insanlarımızın. Yine aynı şekilde Salihli'de Gümüşçay'ı, Turgutlu'da Irlamaz, Alaşehir'de Fırat Yılmaz, Çakıroğlu parklarımızı devreye aldık. Evet, şu Salihli an ses getirdi zaten. Çok bizler güzel, bile hayran evet, kaldık çok güzel gerçekten oldu. Akhisar'da Merkez Park isimli bir parkımız var. Burası da bize yeni meclis kararlarıyla devroldu. Bir senedir yaklaşık yetkisi bizde. Bu alanda da bir proje ihalesi yaptık. Projeyi çok saygı duyduğumuz bir profesör hocamız şu an çizmekte, Oktan Bey. Bölge kentsel sit alanı olduğu için park projesinin koruma bölge kuruluna iletilmesi gerekiyordu. Koruma bölge kuruluna proje iletildi. Projeyi koruma bölge kurulumuz da uygun buldu. Bunu Akhisarlılara müjde olarak verebiliriz. Harika. 2019 yılı içerisinde projemiz tamamlandı. Merkez Parkı daha kullanılabilir, vatandaşların daha rahatça dolaşılabileceği, nefes alabileceği, yeşil alanıyla, yürüyüş yoluyla, oturma alanlarıyla daha keyif alabileceği bir mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah. Tabii belediyecilik sadece fiziksel düzenlemeler, fiziksel iyileştirmeler değil. Bir taraftan da kentin sosyal yapısına, kültürel yapısına, eğitim yapısına nasıl katkı koyabiliriz düşünüyoruz. Kesinlikle. Aslında. Bu konuda ilgili daire başkanlarımız sizinle birçok programa katıldılar. Yaptık. Burada aşırı detaylı bilgileri zaten verdiler. Ben yine de üzerinden kısaca bir geçiş yapmak istiyorum. Manisa merkezde, Manisa Belediyesi zamanında büyükşehir olmadan önce açılmış olan gençlik merkezlerimizin örneklerini ilçelerimizde açma kararını verdik. 17 ilçemizde de gençlik merkezimizi nasıl oluşturabiliriz? Başkanımızın zaten yatırdık. Gençlere yatırımını görüyoruz. Kesinlikle. Genç, spor, eğitim başkanımızın vazgeçilmezleri. Vazgeçilmezleri. Bu noktada başkanımızın talimatı üzerine merkezde bulunan gençlik merkezimizin Atatürk Gençlik Merkezi ve Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezlerimizin şu an Atatürk Gençlik Merkezi gözüküyor. Benzerlerini ilçelerimize nasıl oluşturabiliriz mantığıyla hareket ederek acil yerler, projeleri, uygulamaları, inşaatları nasıl yapacağız diye masaya yatırdık. Ve bununla birlikte 7 ilçemizde, 7 noktamızda şu an gençlik merkezlerimizi fiilen açtık. Fiilen açtık. 7 merkezimizin, 7 ilçe merkezimizde açılmasıyla birlikte diğer ilçe merkezlerimizde de yine Akhisar örneğini vereceğim. Akhisar'da şu an demin bahsetmiş olduğum Merkez Park'ın karşısında bulunan itfaiye alanına da bir gençlik merkezi projemizi tamamladık. Projemizi tamamlamakla beraber inşaat ihalesine de çıkmayı hedefliyoruz. Yine köprü başında gençlik merkezi alanımızın kamulaştırmasını tamamladık. Kamulaştırmasıyla beraber proje çalışmasını yürütüyoruz. Birçok ilçemizde de gençlik merkezi yapımıyla ilgili çalışmalar sonuçlanmak üzere. Hedefimiz bir dahaki dönem 17 ilçemizin tamamında konferans salonlarıyla, sanatsal eğitimlerin verildiği alanlarıyla gençlik merkezlerini tam anlamıyla oturtabilmek. Yine MABEM eğitim kurumlarımız bizim önem çok verdiğimiz. Çok başarılısınız bu konuda. İnanılmaz evet, üniversiteye girişte %98.9 hatırladığım kadarıyla bir başarımız var. MABEM'de hem lise giriş sınavlarında hem de üniversite giriş sınavlarında eğitim veriyoruz. Belgin Hanım, 2014 yılından bu yana kadar 1211 öğretmen ile
32.390 öğrenciye MABEM'de eğitim verdik. Harika. Bu inanılmaz bir sayı. Bizim için gurur verici. Eğitime böyle bir katkıda bulunmak da bizim için gurur verici. Yine aynı şekilde çocuk kültür sanat merkezlerimiz ilçelerimizin tamamına yakınında açıldı. Çocuk kültür sanat merkezlerimizde de ilkokul çağında ve okul öncesi çağındaki çocuklarımıza satranç, yeteneklerini aslında ön plana çıkartmış İngilizce, mental, matematik çok gibi güzel. Yeteneklerini ön plana çıkartabilecekleri, resim gibi sanatsal yönlerini geliştirebilecekleri ve öğretmenlerimizle birebir irtibatlı halde olabilecekleri. Çocuklara hem sosyal aslında bir vizyon kazandırmış oluyorsunuz hem bir yeteneklerini ön plana çıkartabilecek bir aslında çok kesinlikle. Güzel bir platform bu. Kesinlikle. Bu yönde de çocuklarımızın eğitimiyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Burada da yine 333 öğretmenimiz ile toplam 35 bin öğrenciye hizmet vermiş durumdayız. Çok ciddi rakam bunlar. Kesinlikle. Bir de yaş grubu bizim gibi olan öğrenciliği aşmış insanlarımız için MASMEK kurslarımız da mesleki kurslarda el sanatları üzerine kurslar vermekteyiz. Burada da 209 öğretmenimizle toplam 16.933 kursiyerimize hizmet verdik. Burada MASMEK kurslarımızla el sanatları üzerine eğitimler vererek insanlarımızın her yaşta her branşla ilgilenebilmesini ve sosyal yaşamın bir parçası olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasını yine BESOT şirketimiz vasıtasıyla yapmaya ve desteklemeye çalışıyoruz. Turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman sergiler açarak vatandaşımızla bu çalışmaları yapan insanlarımızı birbirlerine hem de kaynaşma maddi oluyor. Kazanç hem manevi bir anlamda kazanç, da bir sosyalleşiyor kesinlikle insanlar kesinlikle manevi anlamda da bir mutluluk veriyor bu insanlarımıza. Bir de belediyemize ait kreşlerimizde yine 235 adet öğrencimizi anaokulu ve kreş hizmetimizi vermekteyiz. Bu da çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü özel okullara gönderdiğimiz zaman, kreşlere gönderdiğimiz zaman fahiş fiyatlar. Ama hem uygun hem de çok güzel belediyenin eğitim güvenilirliği sistemi olan, var. Kesinlikle. Bizim arkadaşlarımızdan da çocuklarını gönderenler var ve çok da ciddi anlamda memnunlar. Çok teşekkürler. Bu çok güzel. Bizim için çok çok önemli. Bizim için de bunları duymak övünç kaynağı oluyor tabii ki. Yine Belgin Hanım, Cengiz Bey'in, Cengiz Başkanımızın spora olan düşkünlüğünü biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Spor tesisleri konusunda. Sporu çok seviyor. Spor tesisleriyle ilgili çok yatırımlarımız var. Evet, şu an Tevfik Lav, Bahri, Sarıtepe gibi yerlerde yenilemelerimiz var. İşte demin bahsetmiş olduğum Sümer Park'ın içerisinde basketbol, tenis kortlarımız, fitness salonumuz gibi alanlarımız mevcut. İşte Turgutlu'da, Salihli'de ve Manisa merkezde kapalı spor salonu ve yüzme havuzlarımızı yaptık. Şu an Gördes'te, Gördes Belediyesi ile ortak bir projemiz var. Kapalı yüzme havuzu kazandırıyoruz Gördes'e. Evet. Yani bütün bu çalışmalarda Cengiz Bey'in gençliğe ve spora verdiği önemi ön plana biz de belediye olarak çıkartmaya çalışıyoruz. Bu noktada da belediyemizin, belediye spor kulübümüzün spor okullarından, yaz ve kış spor okullarından bugüne kadar 4000'in üzerinde öğrencimiz faydalandı. Bu 4000'e yakın öğrencimiz belediyemizin spor kulübünün profesyonel altyapısını da oluşturma yönünde bir hizmet veriyor. Bu da bizim için gurur verici bir kaynak. Tabii basketbol, futbol, voleybol gibi ana branşlar dışında sizler de basın olarak takip ediyorsunuz. Jimnastik, okçuluk, tekvando gibi konularda da uluslararası başarılarımız mevcut. Bu da bizi sporcularımız adına gururlandırıyor. Evet, gururlandırıyor. Yine sosyal yardım anlamında Gıda Bankamız üzerinden yardımlarımız devam ediyor. 6000'e yakın vatandaşımız Gıda Bankamızdan her ay düzenli olarak yardım alıyor. Evde bakım hizmetlerimiz devam ediyor. Engelli vatandaşlarımıza akülü araç yardımlarımız, hasta yatağı yardımlarımız devam ediyor. 4000'e yakın aileye aile danışma merkezimizde psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu çok büyük bir ihtiyaç özellikle. Kesinlikle. Yani toplumsal olarak bir ihtiyaç ama Manisa'da bunun olması gerçekten çok kötü. Kesinlikle. Hem çocuklara dönük hem aileye dönük bu hizmetimize veriyoruz ve 4000 kişi şu anda bu hizmetten yararlandı bugüne kadar. Bu da bizim için gurur verici bir olay. Yine amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulunuyoruz. Bugüne kadar 3.600.000 lira civarında bir nakdi yardımı bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Allah göstermesin yangın, deprem gibi konularda da düzenli olarak mağdur olan vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz. Yangınlarda evi hasar gören vatandaşlarımızın eşya ihtiyaçlarını tamamen belediyemiz tarafından karşılanıyor. Yine aynı şekilde
Ya geçen senelerde yaşamış olduğumuz depremlerde ev hasar gören vatandaşlarımıza da maddi yardımlarda bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Yani belediyeciliğin Belgin Hanım sadece mekansal, fiziksel iyileştirme olmadığını, sosyal, kültürel ve eğitim alanında da bir iyileştirme gerektirdiğini, toplumun aslında buna da çok büyük ihtiyacı olduğunun bilincinde olan bir belediye olarak sporundan kültürüne, kültüründen eğitimine, eğitiminden tiyatrosuna kadar Hepsine kadar her düşünülmesi. konuda hizmet Aynen. vermeye çalışıyoruz. Örneğin bir tiyatro şu an ağzımdan çıktı, hemen onunla Buyurun ilgili hemen bir bilgi alalım vereyim. sizden tabii ki. Yine kendi tiyatro ve Böyle bir şey tiyatro var gibi. ekibimiz var. Profesyonel anlamda ciddi bir çalışma yapıyorlar. Bizler de takip ediyoruz. Kesinlikle. Aynı Ekibi. zamanda yine belediye olarak tiyatro gruplarının da profesyonel anlamda hizmet alımı da yapıyoruz. Bugüne kadar Manisa merkezde 293 oyun oynadık. Galiba. Büyük şehir olduğumuzdan bu tarafa 98 bin izleyiciye ulaştık. Yine sosyal yaşamı desteklemek anlamında daha önce de belirtmiş olduğum gibi Demirci'den Gördes'ten Göl Marmara'ya kadar orada da yaşayan vatandaşlarımızı bu sosyal yapının içerisine çekebilmek ve sosyal yaşamı hareketlendirebilmek adına Manisa merkezde ne yapıyorsak ilçelerde de o Hepsi olsun o zaman. prensibiyle yaklaşarak Çok güzel. ilçelere de 141 adet turne düzenledik tiyatrolarımızla. İlçelerimizde de toplam 62 bin izleyici tiyatrolarımızı izledi. Bu da bizim için bir gurur kaynağı Bunlar oldu. zamanla farkındalık daha da artacak ki dediğiniz gibi yani bu kadar zaman içerisinde böyle bir çalışmayı Belki bütün yapmak bunlar ve 4 yıl. durdurmak çok 4 kolay yıl. değil. Ki şu Daha an yaptığımız inşaatlar, evet. yollar, köprüler, Tabii asfaltlar ki. bunları anlatmadık bile gördüğünüz Anlat. gibi. Doğru söylüyorsunuz. Çok ciddi bir başarı bu da. Buyurun devam edebilirsiniz. Şimdi ben konuşmamın bundan sonraki bölümünde eğer sizin için de uygunsa Manisalıların merak ettiğini düşündüğüm spesifik konu başlıkları üzerinden Hemen birkaç konuda bilgi geçebiliriz vermek tabii. istiyorum. Belgin Hanım, öncelikle imar planları. İmar planı konusu bizim için çok önemli. Evet, vatandaşın da en çok Gündemde olan bir gündemde konu. olduğu bir Mesleğim de konu. şehir plancısı olduğu için bu Bu da sizin konuda için önemli. bilgi vermeyi de Buyurun. uygun buldum. Özellikle bu konuyu bir açıklamak istiyorum. Tabii ki. Belgin Hanım, şu an Manisa Merkezi'nin imar planları 1989 yılında yapılan imar planları. 1989'un imar planlarını uyguluyoruz. Takdir edersiniz ki ekranlarda gördüğünüz plan da Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1 bölü 100 bin ölçekli plan. Onun üzerinden de anlatacaklarım var. Bir olayın başlangıcını anlattıktan Tabii ki sonra. buyurun. Takdir edersiniz ki bundan 30 sene önce yapılmış bir imar planının Manisa'nın sorunlarına ilaç olabilmesi, Manisa'nın sorunlarına çözüm üretebilmesi mümkün değil. Bunun üzerine Cengiz Bey bir önceki Manisa Belediye Başkanı olduğu dönemde yine Manisa Merkezi'nin imar planlarını, o 89 planlarını revize etme kararı almış, bir ihale yapmış. Yapılan ihaleyle bir çalışma başlamış. Hazırlanan çalışma seçim öncesinde, yani 2014 Büyükşehir Belediye seçimleri öncesinde belediye meclis gündemine gelmiş. Belediye meclisimiz tarafından plan uygun bulunmuş, onaylanmış ve askıya çıkartılmış. Ne yazık ki askı sürecinde seçimin de yaklaşmış olmasından kaynaklı plan siyasete kurban edilmiş. Plana aşırı şekilde organize bir hareketle itirazlar yapılmış. 10 bine yakın itiraz gelmiş. İtiraz neticesinde de meclis üye sayılarında bazı değişiklikler olmuş. O değişiklikler sonucunda da meclis kendi onayladığı, uygun bulduğu ve askıya çıkartmış olduğu imar planını itirazları gerekçe göstererek iptal etmiş. Bu iptal neticesinde de Belgin Hanım, ne yazık ki Manisa tekrar bir zaman kaybına uğramış ve 89 planlarının uygulanması şu anda dahil olmak üzere Büyükşehir olduğumuz tarihten itibaren de devam etmekte. Tabii Büyükşehir olur olmaz Cengiz Bey bize bir görev adletti. İmar planlarını, Manisa merkezinin imar planlarını çözmemiz çok önemli dedi. Burada bizim için önemli olan demin ekranlara vermiş olduğumuz 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı. Bu çevre düzeni planı 2014 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından kesinleştirilmiş bir plan. Planda görmüş olduğunuz kahverengi lekeler meskun sahaları, yani konut alanı olarak şu an oluşmuş yerleri. Sarı renkli olan alanlar ise yeni imar planı yapılması gereken İmara alanları açık alanlar. gösteriyor. İmara açılması gereken alanları gösteriyor. Biz bütün bu alanı kapsayacak çalışmalarımızı Büyükşehir olduğumuz günden beri yürütüyoruz. Bu alanların tamamının halihazır haritası yapıldı. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları, yani depreme dayanıklılığı, zemin durumu ile ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Yaklaşık 30 adet kurum görüşümüz tamamlandı. Ve
imar planı yapım ihalesine de çıktık. Ve bir müellife, yani bir A grubu plancıya imar planı yapmak üzere de iş teslim edildi. Tabii bu süreçte özellikle çevre yolunun Manisa bölgesinde kalan, yeni imar açılacak olan sarı alanımızın devlet su işlerinin sulama kanalları geçmesinden dolayı devlet su işleriyle prosedürünün çözülmesi gerekiyordu. Devlet su işleri uygun görüş vermeden Tarım Bakanlığı bu aranın imara açılmasıyla ilgili iznini tamamlayamıyor yasal prosedür gereği. Bu kapsamda devlet su işleri ile 2 yıla varan bir çalışma yürüttük. Bu ana sulama kanallarının nasıl deplase edileceği, nasıl ortadan kaldırılacağı veya nasıl korunacağı ile ilgili devlet su işleri bizden alternatif projeler talep etti. Biz bu projeleri de devlet su işleri adına hazırladık. Ana kanalların çevre yolunun altına kapalı olarak deplase edilmesinden tutun, tamamen kaldırılmasına veya ana kanalların korunarak yan kanalların iptal edilmesine kadar projelerimizi devlet su işlerine sunduk ve en sonunda devlet su işlerinden 2 yıl sonunda uygunluk görüşümüzü alabildik. Bu deplase yatırımlarının da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması kaydıyla. Bu sadece bu hatların deplasesi bile 20 milyon TL tutan bir yatırım. Biz bütün bunları kabul ettik. Devlet su işlerine bu yatırım yapabileceğimizi taahhüt ettik. Ve bu taahhüt çerçevesinde devlet su işlerinin olumlu görüşünü aldık. Bu görüşle beraber tarımın görüşüne devam edebilmek adına Manisa'da valilik başkanlığında kurulan toprak koruma komisyonumuz var. Toprak koruma komisyonumuza alanın toprak koruma komisyonu kararıyla kamu yararı kararı alınması adına müracaatını bulunduk. DSİ görüşlerini de götürerek. Sağ olsunlar Tarım Bakanlığı'nın da Tarım İl Müdürlüğü'nün de yoğun çabalarıyla, valiliğimizin yoğun katkılarıyla, toprak komisyonu üyelerimizin katkılarıyla bu alanın imara açılmasının uygun görüşünü Toprak Koruma Kurulumuz da verdi. Bu uygun görüşle birlikte artık son aşama olan Tarım Bakanlığı'nın kamu yararı kararının alınması kaldı. Dosyalarımız yaklaşık 3 ay önce Tarım Bakanlığı'na iletildi. Tarım Bakanlığı bizden yeni bir meclis kararı istedi, belediye meclis kararımızı. O meclis kararımız da geçen ayki gündemde alındı. O kararı da Tarım Bakanlığı'na ilettik. Umuyorum ki birkaç ay içerisinde Tarım Bakanlığımız tarafından kamu yararı kararı verilecek ve artık imar planı onaylanması ile ilgili önümüzdeki tüm engeller kalkmış olacak. Bundan sonraki süreçte planı hazırlayan müellifimiz de muhtarlarımızdı, sivil toplum kuruluşlarımızı masaya oturtmak, nereye hangi yatırımın yapılmasına dönük bir plan hazırladığımızı, Manisa'nın geleceğini nasıl kurguladığımızı, nasıl planladığımızı bir fikir birlikteliğine varalarak kamuoyuyla paylaşarak yürütmek düşüncesindeyiz bu çalışmayı. Bununla ilgili de yoğun tempoyla ve odaklanmış şekilde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ama demin söylemiş olduğum gibi 4 yıl kısa bir süre, 5 yıl kısa bir süre. Bunun 2 yılı sadece devlet su işlerinin sulama kanallarının mücadelesi ve izniyle geçti. Bunu da kamuoyunun bilmesini... Zaman ve süreç olmuş oldu. En azından bunu altını çizerek belirtelim ki hani neden olmuyor, neden hızlı olmuyor'un açıklaması da aslında burada hemen siz bir kişi bir tarafından karar verecek bir şey değil. Kesinlikle. Dolayısıyla prosedürü beklemek gerekiyor. İnanın yaşayan gerekiyor. Bir süreç. 2014'te çevre şehirciliğinin demin ekranlarda göstermiş olduğumuz planı mesela bundan 3 ay önce, iki ay önce Bakanlık tarafından revize edildi. Bu revizyonla bile bizim yapmış olduğumuz ihalede kısmi bir değişiklik oldu. Bizim sarı leke olarak gözüken Yağcılar bölgesindeki bir alanı bakanlık kaldırdı şu anda. Orası plan sınırımız dışına çıktı. Yaşayan bir süreç olduğu için de adapte olabilmek ve hızlı hareket edebilmek inanın mümkün değil. Evet, yavaş yavaş programı toparlayacağız başkanım ama şimdi Salihli ile ilgili bir açıklama yapmak isterseniz, hatta biraz sonra bir canlı yayınımız olacak Salihli'de. Bu konu hakkında da biraz sizden bilgi alabiliriz. Şimdi canlı yayınımıza bağlanacağız. Sonrasında yine programımızla ilgili biz devamda bulunacağız. Bu canlı yayın bizi gururlandıran bir konu. Salihli merkezimizde birçok yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız yine altyapıya dönük yatırımlar. Üst yapıya yatırımlar, demin bahsettiğimiz gibi sosyal hayatı etkileyecek olan Gümüşçayı gibi yatırımlar, işte Avar Caddesi, Şuhada Caddesi gibi prestij caddelerimiz, Salihli merkezden geçen kavşak projemiz gibi. Şu an canlı yayınımızda da görmeye başladığınız gibi pazar yeri ve yeraltı otoparkımız, bizim önemsediğimiz, Salihli'nin büyük bir sorunu olarak gördüğümüz bu projemiz bize gurur veriyor. Bugün ilk pazar kuruluyor. Aslında resmi bir açılış töreni değil, pazarın fiili olarak açılışı yapılıyor şu anda. Buranın altında bir otoparkımız var. Otoparkımız yine belediyemiz şirketi olan Manulaş tarafından işletiliyor. 560 araçlık bir kapalı otopark. Üstünde
Salihli Belediye'miz tarafından işletilecek olan pazar yerimiz mevcut. Yine pazar yerinin yan tarafında Bedesten çarşımız bulunmakta. Burada da 60'a yakın dükkanımız var. 40'a yakın dükkan Bedesten bölümüne hizmet verecek. 20'ye yakın dükkanımız da pazar bölümüne hizmet verecek. Bizi gururlandıran bir çalışma, Salih'in ihtiyacı olan bir çalışma. Devamı da gelecek. Pazar yerinin devamında şu an mevcut bulunan Bedesten dükkanlarının yıkılmasıyla birlikte ve terminal olarak kullanılan alanı da Salihli Meydanı olarak ve gençlik merkezi olarak planlayacağımız bir alan olarak durmakta. İnşallah önümüzdeki dönemde Salihli Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız el ele vererek daha güzel yatırımları Salihli'mize kazandıracaklar. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Gerçekten Manisa'ya 17 ilçesiyle çok güzel hizmetler veriliyor. Bizler de takip ediyoruz. Başkanımızın öncülüğünde ve sizlerin sayesinde çok güzel şeyler görüyoruz. Şehrimiz gelişiyor ve güzelleşiyor. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, çok geniş vizyonda değerli bir başkanımız var. Ne mutlu ki bize Manisa gelişiyor, güzelleşiyor. Manisa merkezde ne varsa her türlü hizmeti 17 ilçeye taşıyan değerli başkanımızı buradan bizler de kutluyoruz. Evet biz ailen vakti yine sonuna geldik. Hem ETV Manisa'nın ortak yayın yaptığı icraatın içinden programın sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.